Ülkemiz hakkında gizlenen en önemli gerçeklerden birisi de petrol konusudur. Türkiye'nin etrafındaki komşularının birçoğundan petrol fışkırmasına rağmen ülkemizde hep petrol yok, az ama kalitesiz petrol var, çok derinlerde petrol var, var ama çıkartamıyoruz tarzında birçok söylemlerle beraber ülkemizin petrol gerçeği hep gizlenmeye çalışılmış. Dilerseniz madde madde bu konulara cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle ülkemizde petrol var mı yok mu? Bu sorunun cevabını araştırmaya çalışalım. Bakın bir takım uzay raporlarından ve bir takım resmi belgelerden ifade ederek sizlere ülkemizde petrol var mı yok mu sorusuna cevap vereceğiz. 1990 yılı Ekim ayında yayınlanan Amerikan ve Sovyet uzay raporlarına göre Türkiye petrol denizi üzerinde olan bir ülke olarak ifade edilmiştir. Yine TPAO Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapmış olan Doktor İhsan Topaloğlu 9 Aralık 2004 tarihinde yaptığı bir açıklamada Türkiye bir petrol denizin üzerindedir ifadelerini kullanmıştır. Türkiye'de 20 yıl boyunca Shell Petrol Şirketi'nin genel müdürlüğünü yapmış olan Anthony Hayes, petrol ile ilgilenen Amerikan şirketleri bilirler ki Türkiye petrol okyanusu üzerinde oturmaktadır ifadesini kullanmıştır. Dikkat edin, petrol denizi demiyor, petrol okyanusu ifadesini kullanıyor Shell'in yetkilisi. Amerikan Uzay Araştırma Merkezi NASA raporunda Türkiye petrol denizi üzerinde yüzen ülke olarak belirtilmiş, biraz daha detay konulara da girilmiş. Karadeniz, Van Gölü çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Siirt ve Hakkari yörelerinde bulunan zengin petrol yataklarına dikkat çekilmiştir. 1989 ile 1990 yılları arasında Rusya Başbakan Yardımcısı olan Lev Voronin yaptığı açıklamada uzay çalışmaları, uzaydan çekilen yeraltı haritaları Türkiye'nin petrol zengini olduğunu ortaya koydu ifadelerini kullanmıştır. Bakın dikkat ederseniz raporlardan, resmi açıklamalardan yola çıkarak neyi ortaya koyuyoruz? Türkiye'nin sadece hani petrol varlığı olan bir ülke değil, petrol denizi üzerinde, hatta petrol okyanusu üzerinde olan bir ülke olduğunun belgelerini önünüze koyuyoruz. Peki petrolümüz var. Petrolümüzü çıkartma hakkımız var mı? Çıkartabiliyor muyuz? Yoksa birilerinin iddia ettiği gibi hani Lozan'da gizli bir madde var da bu gizli maddeye göre biz bu petrolü çıkartamıyor muyuz? Dilerseniz bu sorunun cevabını arayalım. Bakın Türkiye'de ilk petrol faaliyetleri 1948 yılında Batman'ın Raman Dağı'nda petrol çıkartılarak, sondaj vurulup petrol çıkartılarak başlamıştır. Ardından da Batman rafinerisi kurulmuş. Ne zaman? 1953 yılında. Şimdi ne demek istiyoruz? 1948 yılında petrol çıkartmaya başlamışız. 1953 yılında da bunu işlemeye başlamışız. Bu ne demektir? Demek ki Lozan'a göre böyle bir engel yok. Böyle bir kısıtlama yok. Bu örnek bile bize zaten Lozan konusundaki atılan iddiaların bir yalan olduğunu da ortaya koymuş oluyor. Onun dışında sadece petrol değil, Türkiye'de yıllardır Cumhuriyet kurulduğundan bu yana altın da çıkartılmaktadır, bor madeninde çıkartılmaktadır, kömür de çıkartılmaktadır. Lozan hakkındaki iddialar yanlıştır. Bakın onun dışında Türkiye'deki bu petrol konusunda yabancı şirketler çok ciddi araştırmalar yapmaya başlamışlar. Ardından da sondaj vurmaya başlamışlar. Ki Türkiye'nin petrolleriyle ilgilenen yabancı şirketler ExxonMobil, Shell, Esso, Arco, Transatlantik Petroleum gibi şirketler, ağırlıklı olarak dikkat ederseniz Amerikan ve İngiliz şirketleri. Bu şirketler sondaj faaliyetlerinde bulundular, petrol arama ruhsatları aldılar ama biraz beklediler. Bu gerçeği gizlemeye çalıştılar. Neden? Çünkü petrol yasasını beklediler. Yabancılara petrolümüzün %98'ini verecek olan, devlete sadece %2 bırakılacak olan petrol yasası çıkınca bu şirketler petrol kıyılarını hızla açmaya başladılar ve çok hızlı bir şekilde petrol faaliyetlerini artırdılar. Bakın Türkiye'de şu anda 5000'e yakın petrol kuyusundan milyonlarca varil petrol çıkartılıyor ve bunların sadece gösterilen %2'si bize pay olarak veriliyor. %98'i tankerlere doldurulup dışarıya aktarılıyor. Şu soruya da cevap arayalım. Petrol var ama kalitesiz petrolümüz var. Çok derinlerde petrolümüz var. 4000-5000 metrede petrolümüz var
iddialar da var. Bunu da çürütecek size bir takım rakamları paylaşmak istiyorum. Bakın, Batman Kozluk'ta Ocak 2014'te petrol keşfedildi. 2856 metrede 33.4 graviteli. Bakın, 33.4 gravite çok kaliteli bir petrol demektir. 2856 metre de hani 4500 metre değil, onun yarısı kadar olan bir derinlik. Başka, Şırnak Silopi Ocak 2014'te keşfedildi. 2900 metre yüksek graviteli. Siirt Ero Aralık 2013 2552 metrede 42.3 graviteli. Dünyanın en kaliteli petrolünden bahsediyoruz. Bu kalitede dünyada çok az petrol var. Batman Kozluk Eylül 2013'te keşfedildi. 2856 metre 34 graviteli. Bakın, Siirt Kurtalan Ocak 2013'te bulundu. 2000 metre 33 graviteli. Mardin Siirt Batman Mava'da Aralık 2012 1800 metrede 28 graviteli. Diyarbakır Çınar Mart 2011 1500 metre 22 graviteli. Bakın, şu rakam çok önemli. Diyarbakır Ergani Mayıs 2010 700 metre. 700 metrede 36 graviteli. Hem çok kısa mesafede, hem de dünyanın en yakın yüzeye yakın petrollerinden bir tanesi, hem de en kaliteli petrollerinden bir tanesi. 36 graviteli. Manisa Alaşehir, yani sadece Güneydoğu'da değil, biraz önce raporlardan da ifade ettiğimiz gibi Türkiye petrol denizi üzerinde, petrol okyanusu üzerinde. Bakın, Manisa Alaşehir'de de Temmuz 2010 yılında keşfedildi. 1843 metrede 30 graviteli. Bakın, Diyarbakır Hani Temmuz 2010 1800 metre 35 graviteli. Diyarbakır Ergani Mayıs 2010 1405 metre 28 graviteli. Ve bunlar, önümde uzunca bir liste var ama dikkat ederseniz çoğunluğu 30 gravitenin üzerinde ve çoğunluğu da 2000 metre civarında. Dolayısıyla hem çok kaliteli bir petrolümüz var, hem petrol denizi üzerindeyiz, hem de yüzeye mesafesi oldukça kısa. Şimdi Kuzey Irak'tan petrol çıkartılıyor, Irak'tan, Suriye'den, 2000 metreden, 2500 metrelerden çıkartılıyor. Demek ki bunlar çok rahat bir şekilde çıkartılabilir, işlenebilir ve rafineriyi de, o teknolojiyi de biliyoruz. Bunları çok rahat bir şekilde işleyip rafinere edebiliriz. Şimdi bu gerçekleri ifade ettikten sonra şunu söyleyelim. Peki bu petrolleri ne yapmamız lazım? Bu petrolleri, bakın, milli ekonomi modeli, Prof. Dr. Haydar Başbey ne diyor? Madenlerimizi devlet, millet ortaklığıyla beraber işlememiz lazım. Eğer bizler madenlerimizi bu şekilde çıkardığımız yasalarla beraber yabancılara %98'ini verecek şekilde madenlerimizi yabancılara kaptırırsak, maalesef kendi değerlerimizi, bizi zengin kılacak olan, vatandaşımızı zengin kılacak olan, devletimizi güçlü yapacak olan bu değerlerimizi kaybetmiş oluruz. O yüzden milli ekonomi modelinin öngördüğü şekilde madenlerimizi, özellikle de petrolümüzü devlet, millet ortaklığıyla beraber işletip hem devletimizi güçlü kılalım, hem de vatandaşımızı petrol zengini, altın zengini, bor zengini yapalım diyorum.